Kanalıma yeniden hoş geldin. Bu videoda 3 farklı eyelinerla 4 farklı eyeliner çekme tekniği göstereceğim sizlere. Videoda bol bol konuşacağım için giriş kısmını çok uzun tutmak istemedim. O yüzden direkt kapatıcımı sürüp kaşlarımı doldurduktan sonra videoya geçeceğim. Ama ondan önce söylemek istediğim bir şey var ki o da şu. Eyeliner çekmeye alışmak için, güzel çekebilmek için bol bol deneme yapmanız gerekiyor. Çünkü elinizi alıştırdıktan sonra gözü kapalı eyeliner çekebilecek duruma geliyorsunuz inanın ki. O yüzden sürekli kendinize yakın bulduğunuz tekniği seçip deneme yapın. İlk ürünüm kalem eyeliner. Hem tutumundan dolayı hem de ucu çok ince olduğu için daha kolay gelebileceğini düşündüm size. Kalemi sol elime alıyorum. Sol elim bakın o kadar önemli değil nasıl tuttum. Ve direkt gözüme yapıştırıyorum yukarı doğru bir şekilde. Nasıl bir şekil bıraktı umurumda bile değil. Sonra da tırnağımla üzerine bastırıp yukarı doğru çekiyorum. Böylece düz ve yukarı doğru uzanan ipince bir çizgi elde etmiş oluyorum. Sonra da kalemimi bu çizdiğim çizginin bitişine koyup aşağıya doğru hiç kaldırmadan bir çizgi çekiyorum. Burada parmağımla şakağımı tutmamın amacı derimin geri gelmemesi. Onun dışında hiçbir şekilde çekici bir hareket uygulamıyorum. Sadece sabitlemek istiyorum. Daha sonra çizdiğim bu şeklin içini kalemimle dolduruyorum. Bu iç kısımlarda da mümkün olduğunca eyelinerımı yan tutmaya ve sadece ucunu kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü aksi halde bozulacaktır ve onu düzeltmeye çalışırken daha da çok bozulacaktır. Uç kısmından da kontrollü bir şekilde yine sadece kalemin uç tarafıyla geçtikten sonra eyelinerım bitiyor ve son adım olarak da maskarayı sürüyorum. Evet tabii gördüğünüz gibi ilk eyelinerım tam eyeliner oldu ve burada aslında gözümü daha yuvarlaklaştırma ya da gözümü daha dışa çekme gibi bir amaç belirtmeden sadece gözümü takip ederek yaptığım bir eyeliner şekli oldu. O yüzden siz de kendi gözünüze göre tabii ki göz şekline göre çok fazla değişkenlik gösterir ama bu uygulamayı tüm göz tiplerinde uygulayabilirsiniz bence. Kit eyelinerla devam ediyorum. Kıl fırçalı bir ürün ve kıl fırçalara gerçekten aşığım diyebilirim. İlk kullanım için evet zor bir tercih olabilir ama mutlaka denemenizi öneririm. Burada da aşağıya doğru bakarken gözümün bitişinden yukarı doğru ipincecik bir çizgi çekiyorum. Sonra da karşıya doğru bakıyorum ve göz bebeğimin tam ortasına gelen kısımdan dışa doğru bir çizgi çekiyorum. Bu arada bunları yaparken fırçamı sıyırmış oluyorum. Çünkü direkt çıkardığım halde sürersem ürün zaten likit olduğu için beni fazla zorlayacaktır. O yüzden buraya lütfen dikkat edin. Burada yarım eyeliner çekiyorum. Ve şekil vermem bittikten sonra fırçayı tekrar ürüne daldırıp boyama kısmına geçiyorum. Burada zaten halihazırda bir şablon oluşturduğum için hata yapma riskim daha az ve daha rahat bir şekilde sadece boyayıp eyelinerımın üstünden geçiyorum. Yarım eyelinerdaki amacım gözlerimi daha çekik, daha badem göstermek. Bunu zaten her uyguladığımda bana soruyorsunuz ama sadece eyelinerla bitmiyor. Maskarayı sürerken de sadece dış taraflara ve sürekli dışa doğru uygulamaya çalışıyorum. Kesinlikle çok daha etkili olduğunu düşünüyorum ve bence farkı görüyorsunuz da şu an. Son seçimim de eyeliner fırçası. Ben niyeyse daha zorlaştırdığını düşünüyorum işi ama yine de göstereceğim size. Jel eyelinerim olmadığı için az önceki likit eyelinerin ucuna fırçamı batırdıktan sonra bu sivri köşesiyle yine minik bir uç yapıyorum. Burada çok uzatmayacağım hepsi aynı olmasın diye daha kalkık, kalın ve küçük bir uç yaptım.
Daha sonra da fırçanın yatay kısmıyla yine gözümün bitiş noktasından hazırladığım uca doğru bir düz bir çizgi çekiyorum. Gözümün bitiş kısmından aşağıya doğru yapacağım her hamle gözümü daha düşük gösterecektir. O yüzden buraya değinmiyorum bile. Yapacağım her şey yukarıya doğru olmalı. Daha yana doğru olmalı. Tabii ki tam bir diklikten bahsetmiyorum. Ama hep gözümü çekmekten bahsettim. Gözünüzü daha yuvarlak göstermek istiyor da olabilirsiniz. Bu yüzden de bu göz bebeğimin tam üstüne gelen kısma bir bombe vermem gerekiyor. Gözümü daha yuvarlak, daha tatlı ve daha açık göstermek için yapmam gereken tek şey bu. Çünkü sanki gözünüzün şekli zaten öyleymiş gibi bir görünüm oluşturacak. Buraya koyacağınız her kalınlık, yani yuvarlak göz için tam olarak bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi de bu kısmı göstereceğim size. Ani bir geçiş yapmak zorunda kaldım çünkü o kısımlar silinmiş ama gördüğünüz gibi gözümü çevreleyen bombelikle birlikte gözlerim daha açık ve yuvarlak görünümlü. Son olarak da günlük makyajımda eyeliner'ı nasıl kullandığımı göstereceğim. Ben eyeliner'ımı hep maskaradan sonra çekiyorum. Bana her zaman daha kolay ve çok çabuk gelmiştir. Niye bilmiyorum. Yani belki zor gelebilir alışmadığınız için ama mutlaka bir deneyin derim. Maskarayı sürdüm, kurumasını bekleyeceğim. Bu arada maskaram Sephora'nın kör maskarası ve hayatımda kullandığım en iyi maskara diyebilirim. Bunu da mutlaka mutlaka bakın. Sonra likit eyeliner'ımı alıyorum. Yine ucunu sıyırdım. Yine aşağıya doğru bakarak ince bir çizgi çekiyorum yukarı doğru ve gözümün kendi bitiş noktasından uca doğru tamamlıyorum. Dış kısmı bitirdikten sonra bu az önce bombelik veriyoruz dediğim orta kısmı boş bırakarak göz pınarımdan o ortalığa kadar ince bir çizgi çekmek istiyorum ama tabii ki beceremiyorum. Zaten hatasız kapatsaydık bu videoyu biraz ayıp olurdu. Hiç paniklemeden orayı bırakıyorum kurumaya ve kuruduktan sonra bir kulak çubuğu alıp çok az ıslak, yani kuru denebilecek kadar ıslak bir seviyedeyken o kısmı hafifçe siliyorum. Gördüğünüz gibi asla dağılma ve taşma olmadan kurtuluyorum ve günlük kullandığım eyeliner'ım da bu şekildeydi. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum.